Bu kişiye gerekli hesap sorulmalıdır. Nitekim avukatlarım da şu anda hukuk dairesinde gereken neyse bunun hesabını bu şahsa soruyorlar. Olay budur. Çünkü edep denilen bir şey var. Haddini bilmesi lazım. Ve bu ülkede Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl konuşulur? Nasıl oraya mesajlar verilir? Bunu da öğrenmesi lazım. Şu anda avukatlarımın yaptığı budur. Sayın Cumhurbaşkanı, CHP'de yerel yönetimlerde biliyorsunuz taciz ve tecavüz olayları konuşuluyor. Maltepe ve Ümraniye'den sonra dün akşam itibariyle Esenler ve Avcılar da eklendi. Ve bu noktalarda yeni vakalar ortaya çıktı. Bununla ilgili yorumunuz ne olur sanırım? Değerli arkadaşlar, bu konularla ilgili başından itibaren her zaman yani temiz belediyecilik, ahlaki belediyecilik vesaire bu tür şeyleri konuşan bu zat ne yazık ki bir defa tabanına, seçtiği elemanlarına sahip olamadığının çok açık net uygulamasını ortaya koymuş vaziyettedir. Hatta daha da ileri gidiyorum. Yani şu anda İstanbul İl Başkanlığı'nı yürüten bayan biliyorsunuz çok ciddi bir cezai durumla karşı karşıyadır ve istinaftadır ve buradan da ne çıkacağı belli değildir. Şu çok açık net ortadadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir defa şirazesi kaybolmuştur. Şirazeden çıkmış bir siyaset anlayışıyla CHP istikametini kaybetmiştir ve bu istikameti toparlaması da bu saatten sonra artık çok çok zordur. Biliyorsunuz terör örgütleriyle dirsek dirseğe kol kola yürüyen Ankara'dan İstanbul'a bir CHP ile bu dönemde tanıştık. Ve Millet İttifakı adı altında ne bulursa yanına alıp burayla bir şeyler oluşturmaya gayret eden CHP bundan sonraki süreçte de inanıyorum kendisini toparlayamayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı efendim, Almanya'da Türk çiftin geliştirdiği aşıyı İngiltere onayladı. Amerika başta olmak üzere birçok ülkede sipariş verdi. Biz de Çin'den aşı siparişi verdik. Aşıda bir çeşitlilik olacak mı? Yani bir Türk çiftin aşısını bizim de almamız, kanlı bir tercih yapmamız imkanı var mı? Böyle bir durum var mı? Siz de aşı yaptıracak mısınız? Değerli arkadaşlar, çeşitlilik kesinlikle var. Yani bizim Uğur Bey'le ben de bizzat görüştüm. Bakanımız hakeza görüştü. Olay sadece Çin değil. Çin'in dışında Rusya'yla da görüşmeler var. Ve bu konuyla ilgili olarak da şahsen benim de aşı olma konusunda herhangi bir sıkıntım söz konusu değil. Çünkü burada sağlık söz konusudur. Sağlığın söz konusu olduğu yerde tabii ki bizler de sağlığımızı korumak için ne gerekiyorsa bunu yapmak durumundayız. Hele hele COVID noktasında ülkede tüm vatandaşlarımıza örnek olma noktasından bir defa böyle bir adımı atmamız gerekiyor. Temennimiz bir an önce bu tedavi yollarıyla vatandaşlarımızı bu beladan kurtarmaktır. Efendim, Fransa'dan şu anda bir karar geldi. Ulusal Meclis Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınması çağrısında bulundu. Özellikle Minsk grubunda olduğunu düşünürsek Fransa'nın bu adım nasıl değerlendirilmeli? Minsk grubunda olmasına rağmen bu bir tartışmaya yol açmaz mı? Değerli arkadaşlar, bu sorunuz çok çok yerinde. Her şeyden önce Minsk grubu bir arabulucu gruptur. Arabulucu olan bir grubun kalkıp da bağlayıcılığı olmayan böyle bir yola tevessül etmiş olması manidardır. Yani Fransa'nın bir defa arabulucu hüviyeti bu saatten itibaren zaten kaybolmuştur. Niye? Sen arabulucusun. Öbür tarafta arabuluculuk yaptığın yerle alakalı
kendi meclisinde, tabii bu meclisin bir defa devlete bir tavsiye kararıdır aynı zamanda. Fakat Macron tabii Fransa'nın başına beladır. Macron'la Fransa aslında çok çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Temennim odur ki bir an önce Macron belasından Fransa kurtulsun. Aksi takdirde sarı yeleklerden kurtulamayacak. Bu sarı yelekler daha sonra kırmızı yeleklere dönüşebilir. Böyle bir bela ile karşı karşıya. Ve şu anda kendileri yönetim olarak ne tür bir karar alacaklar onu da göreceğiz. Nitekim bakanlar içerisinden de zaten şu anda olumsuz karar alanlar var biliyorsunuz. Şu anda değerli kardeşim İlham Aliyev'in Fransızlara bir tavsiyesi oldu biliyorsunuz. Ne dedi? Ermenileri bu kadar seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler dedi. Aynı tavsiyede ben de bulunuyorum. Çok seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler. Olay bu kadar basit. Kaldı ki bu topraklar Karabağ Azerbaycanlı kardeşlerimizin topraklarıdır. Ve 28 yıldır buralar işgal altında. Ve işgal altında olduğunu Amerika da kabul ediyor. Rusya da kabul ediyor. Fransa da kabul ediyor idi. Şimdi ise farklı yollara tevessül ettiler. E tabi göbeğini bizzat Azeri kardeşlerimiz kendileri kestiler. Ve şu andaki duruma gelindi. Hayırlı olsun diyoruz. Ve salı günü nasip olursa ben de oradaki törenlere inşallah eşimle beraber katılacağım. Çok teşekkür ediyorum. Ben bu sabah oğluyla Hüseyin Bey'le görüştüm. Şu anda daha iyiye gidiyor dedi ama maalesef bir sıkıntılı dönemi atlattı. Aslında ben de bir 15-16 gün önce kendisiyle görüştüğümde durum böyle değildi tabii. Fakat ondan sonra bir olumsuz hava esti. Temenni ederiz ki yoğun bakımdan da bir an önce çıkar. Rabbim şifalar versin diyoruz. Duadayız. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hızlı alırız arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Tamam, basın açıklamasını alıyorum.